Hamdullah Sufi Tahrıver Bey'i ben tanıdım. Bizim onun uzun yaşadı. Allah rahmet eylesin. Çok hayırlı bir insan. Evet. Çok büyük hizmetleri var. Benim de Ankara'da Türk Ocakları Genel Merkezi'ni ziyarete geldiğinde Türk Ocakları'nın çalışmalarından, biz o zaman gençleriz, 61-62 yılları, üniversite öğrencisiyiz, bize anlatırdı. Türk Ocakları ile Halk Partisi arasındaki münasebetleri anlatırken sesinin tonu hemen inerdi. Müfettişler gelirdi derdi Türk Ocakları merkezine. Hangi odayı açsalar bir komisyon çalışıyor içeride. Ziraat komisyonu, ilahiyat komisyonu, veteriner komisyonu, bilmem ne komisyonu. Yani Türkiye'nin o günkü meseleleri neyse o meselelerle ilgili Türk Ocakları ana binasında çalışan birinci sınıf, o zamanın en seçkin insanları var. Bütün odalar dolu. Halk Fırkası'na gidiyorlar, kimse yok. Bomboş. Yöneticileri de öyle. İşte tam burayı anlattığı zaman sesinin tonu iner, evladım bizden korktular derdi. Yalnız demek ki o devrin nasıl baskısı varsa kendisi de sanki duyacaklarmış gibi rahmetli böyle bir alçak sesle fısıldar gibi konuşurdu. Bizden korktular derdi. Bunu bir söyleyeyim. İkincisi, biz 12 yıl sonra tutuklandık. İçeride vaktimizde çok radyo dinliyoruz. Yani Türk Ocakları Tarihi Binası'nın mimarı rahmetli oldu orada. O zaman sağ idi. Atatürk onu görünce, daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da bir yerlerde karşılaşınca derhal onu keşfetmiş. Mimar olarak büyük bir mimar olduğunu hem de sağlam bir milliyetçi olduğunu keşfetmiş. Koyun Kemalettin Koyun'u. Ona demiş ki sen demiş ne yap, nereye gidiyorsun? Ben unuttum şimdi, Bursa'da oturuyorum demiş veya İzmir'de. Sen demiş hazırlığını yap, Ankara'ya taşın, sen bana lazımsın demiş. Diyor ki hiç unutmamış beni diyor. Sonra haber saldı, geldim diyor. Ve bu Cumhuriyet dönemi Türk mimarisine örnek olsun diye Türk Ocakları, Ziraat Bankası, Gümrük Tekel Bakanlığı eski gibi projeler çizmiş ki Atatürk'ün iddiası tamamen Türk kültürü ve Türk sanatının hayatımıza yön vermesi. O konuşuyor radyoda. Çünkü tesadüf bu ya, Türk Ocakları'nın kapatılışını anlattı. Kendisi Atatürk'le konuştuktan sonra İsmet Paşa geldi demişler. Beni yan odaya aldı diyor. Fakat kapıyı kapattırmadı diyor. Ben konuşmaları dinledim, duydum diyor. İsmet Paşa gelmiş, işte bir yıl Türk Ocakları'ndan şikayet etmiş. Efendim, artık bunu taşıyamayacağız biz demiş. Yani Türk Ocakları'yla ilgili Sovyetler Birliği'nin notaları çok Cumhuriyet'in daha 30'lardan önce, 26'larda, 27'lerde başlıyor. Çünkü Türk Yurdu Mecmuası bütün Türk dünyasındaki başkentlerde, büyük şehirlerde dağılıyor, okunuyor. Ruslar da bundan çok tedirgin oluyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle yeni devlette dostuz ama bu Türk Ocakları yoluyla bizim içimizdeki Türkler kışkırtılıyor. Bu dostluğa sığmaz diyorlar. Bunun üzerine tedbir olsun diye 1927'de Türk Ocakları Kongresi'nde tüzük değiştiriliyor. Bakılırsa görülür. Evet. Türk Ocakları'nın faaliyet sahası Türkiye'nin milli sınırları içinde olacaktır diye. Evet. Ama faaliyet içinde de dergiler yine gidiyor dışarıya. Bu bir tedbir olmuyor, notalar geliyor. Fakat Hamdullah Subi Bey'in söylediği ki Kemalettin Koyuncu, Koyunoğlu affedersiniz. Eğer vefat etmişse Allah rahmet eylesin. Onun da bahsettiği husus bu notalardan şikayetli İsmet Paşa. Fakat Hamdullah Subi Bey'in söylediği ile beraber düşünürsek notalarda biraz gerekçe yapılmış. Evet, gerekçe. Gerekçe yapılmış. Ve Hamdullah Bey'e diyor ki buna bir çare bulun, artık taşı götüremeyeceğiz. Çağırıyor Hamdullah Bey İsmet Paşa'ya görüştükten sonra Atatürk. Konuşuyor kendisiyle. Hamdullah Bey daha önce de birkaç defa
mevzu olmuş. Efendim bu ocak sizin ocağınızdır diyor Atatürk'e. Siz bunun manevi genel başkanısınız. Fikirler, buranın fikirleri sizin fikirleriniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fikirleri, Türk ocaklarının fikirleri. Bunlar ayrı şeyler değil. Bize itimat edin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı bir ocaktır diye ikna etmişler. Her defasında İsmet Paşa'yla işte artık hangi ölçüdeyse karşı karşıya gelme demeyelim de onun isteklerini kabul etmemesi Atatürk'ün işte 31'e kadar sürmüş diyelim. 31'de Hamdullah Bey'e diyor ki artık götüremeyeceğiz bunu diyor. Siz buna bir çare bulun diyor. Olağanüstü bir kongre yaparak feshediliyor. Çok da malı mülkü var. 267 şubesi var 31 yılında. 32 bin üyesi var. Ben baktım defterlere, Şırnak şubesi var. Şırnak'ta bir şubesi var. Hakikaten devletin ruhu, devletin felsefesi, yeniden dirilişi bir ocağı gibi çalışmış. Ahmet Hoca dedi ki, İsmet Paşa'da üyesiymiş. Ben gördüm, bağış mahfuzu var İsmet Paşa'nın da o tarihlerde. Yalnız şunu da kaydedelim. Fevzi Çakmak, Maraşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir ne kadar kumandan, ne kadar edip, şair, fikir adamı, bilim adamı, devlet adamı varsa hepsi Türk Ocakları'nın üyesi.